Arkadaşlar bugün Türk Hava Yolları analizi yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. Analiz etmemi istediğiniz hisseleri e, yorum kısmına yazarsanız listeme alırım. Sıfırdan borsa grafik analiz eğitim seti için ya da WhatsApp bireysel danışmanlık için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi endekste sürekli takip ettiğimiz 8150 seviyeleri vardı direnç olarak. Bu direnci yukarı kırdı ve bugün de yine güzel bir kapanış yaptı. Ancak endeksin 8560'da bir tepe direnci mevcut. Eğer ki bu 8560-70 seviyelerindeki bu tepe direnci yukarı doğru kırılırsa endeks tekrardan pozitif trende girecek ve artık 10.000-11.000 hedeflerine doğru yol alacaktır. Çünkü burada bariz bir şekilde bayrak formasyonu oluşacak ve endeks hedefine gidecektir arkadaşlar. Bu yüzden 8570 seviyelerindeki direnç çok önemli. Endeksin bugün boşluklu açılış yapmış olması. Bakın şurada görüyorsunuz boşluğu. Boşluklu açılış yapmış olması kısa vadeli bir teknik düzeltme gelme ihtimali olabilir. Bakın burada bir kesinlik yok. Bu kopuş boşluğu da olabilir. Ancak endeks bu boşluğu kapatmak isterse yaklaşık 8300 seviyelerine kadar bir teknik düzeltme yapabilir. Hatta Tekrardan 8.100-8.150 seviyelerine geri gelmesi bir problem oluşturmaz. Backtest olarak düşünebiliriz böyle bir senaryo olursa eğer ki. Ancak 8.150 kırılırsa tabi dikkatli olmak gerekir. Bu şekilde bir teknik düzeltme bir sorun yaratmaz. Onu şimdiden söyleyeyim. Eğer ki 8.570 direnci de kırılırsa dediğim gibi teknik olarak hedeflerimiz yükseklerde olacaktır. Şimdi Türk Hava Yollarına baktığımızda. Türk Hava Yolları'nda beklediğim bir direnç vardı. Kırılımını ve bu kırılım geldi arkadaşlar. Bu kırılım 269-270 seviyelerindeki tepe noktasıydı. Gördüğünüz gibi formasyona baktığımızda e, bu direnç kırıldı ancak bu direncin üzerinde yani 270 üzerinde şöyle bir iki mum kapanışı daha görürsek çok güzel olacak. Bugün direncin üzerinde kapattık. Büyük ihtimalle bu formasyon çalışacak ve Türk Hava Yolları kısa vadeli olarak 350 direncine doğru gitmek isteyecektir. Olası geri çekilme durumunda dikkat etmemiz gereken noktalar tekrardan 270'in altına kırılırsa kısa vadeli arkadaşlar 270'in altında kısa vadeli olarak stop olabilirler. Ben olsam teknik olarak 5 günlük ortalama desteğini yani 260'a kadar beklerim. 260 desteği kırılırsa önlemimi alırım. Ancak e, yüksek maliyette girmiş olan arkadaşlar 270 seviyesini ya da 269 TL seviyesindeki desteği takip edebilirler. Bu kırılım gelirse de e, önlem alabilirler. Şimdi haftalık periyotta baktığımızda Türk Hava Yolları'na haftalıkta da tekniğin gayet e, oturduğunu ve Fisher'da da bir dip yapmaya çalıştığını görebiliyoruz. Bence e, şöyle büyük formasyona baktığımda geniş resme baktığımda Türk Hava Yolları'nın bir tur bir tur daha 400 seviye 350 400 seviyelerine doğru bir ralliye kalkacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü endekse de e, teknik olarak endeksin durumu iyi. Ve haftalıkta da bence teknik oturmuş durumda. Gitmek istiyor. Bu e, Fisher'da baktığımızda dip var. Buradaki en kötü senaryo şu olur. 8570 direnci kırılamaz. Haftalıkta buradan satış yerse Burayı ikili tepeye çevirme ihtimali bizim için korkunç senaryo olur. Ancak ikili tepe değil de bu direnç kırılırsa burayı bayrağa çevirip endeks 11.000-12.000 bin, bin hedeflerine doğru gitmek isteyecektir. Fisher da şu an bunu destekliyor. Fisher diplerde gördüğünüz gibi ve dip çalışması yapıyor haftalık periyotta. Bu sebeple ben olumluyum. Umarım önümüz açık olacaktır.